gün doğmadan uyanıyoruz. Hafif nemli ama tertemiz sabah havasını ciğerlerimize çekiyoruz. Bu sabah ziyaretçilerimiz gürültücü babunlar. Otelimizin yüksek lobisi bizim gibi gün doğumunu izlemek isteyen turistlerle dolu. Ve işte günün ilk ışıklarıyla aydınlanan Tahiti düzlükleri. Kenya'daki son günümüzde çıkacağımız son safari için aracımızı bekliyoruz. Ama önce babunların kahvaltısına biz de eşlik edelim. Daha çok böcekle beslenen babunların mutfak kültürünün yanı sıra sosyal hayatları da oldukça renkli. Hayvanları keşif gezimizde bıraktıkları izleri okumayı öğrenmek bize onları bulma konusunda zaman kazandırıyor. Bu sabah kuşlardan yana şansımız oldukça açık. Sık sık karşılaştığımız su kaynakları, kafamızdaki çorak Afrika imajını değiştiriyor. Bu bölgede neredeyse tropik iklim koşulları hakim. Şimdi Sarawatayite Hills'teyiz. Muhteşem bir bahçesi var. Havuzda her rengarenk nilüferler var. Etraf begonvillerle dolu ama bizim alışık olmadığımız 8-10 çeşit begonvil var. Muhteşem bir passion fruit'u içtik. Bir daha içeceğiz, onu bekliyoruz. Gerçekten insanın kafasının dinlendiği, kafasını bırakın ruhunun dinlendiği bir yerdeyiz. Fazla söze gerek yok galiba. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Safari maceramızın bu son durağından da eve dönmek üzere yola koyuluyoruz. Beş günlük bu Afrika safarisi bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Çok değil, sadece 6 saatlik mesafedeki evimize dönerken
aklımızda hala yakaladığımız görüntüler var. Bizim ilk kez çıplak gözle gördüğümüz ama bu dünya üzerinde bizden daha uzun süredir yaşayan canlılar. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Hepimiz aynı gökyüzündeki aynı yıldızlara bakıyoruz. Hepimiz ortak bir bütünün farklı coğrafyalara düşmüş parçalarıyız.